Herkese merhaba. Yalancı tavuk göğsü hazırlıyorum bugün. Tenceremin içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağını aldım ve erimesini bekliyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağım eridikten sonra kaynamaya başladı. Bakın içerisine şöyle bir su bardağı un ekliyorum ve sürekli karıştırarak kavuruyorum ki çiğ kokusu çıksın. Unumu güzelce kavurdum. İçerisine 1 litre süt ekliyorum. Ocağımın altını tamamen kıstım. Sürekli karıştırarak sütümü ekliyorum. Karıştırmayı bırakmayın ve ocağınızın altı da kısık olsun. Buna dikkat edin. Daha sonra güzelce karıştırdık. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını bekliyorum. Bakın yavaş yavaş koyulaştı, kıvam aldı. Böyle göz göz olup kaynadıktan sonra Ocağınızın altını kapatın ve içerisine bir paket vanilya ekleyip hızlıca karıştırın. Tatlım ılıdıktan sonra içerisine bir paket krema ekliyorum. Eğer kremanız yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ama varsa da ekleyin güzel bir lezzet veriyor. Kremayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıp çırpıyorum. Ve tatlım hazır. Şimdi kuplara pay edeceğim. Bakın böyle aldım. Böyle kek hamurlarını pay ettiğimiz aparattan vardı benim evimde. Ben o şekilde paylaştırdım. Siz isterseniz kepçede kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle pay ettikten sonra güzelce soğuyup dinlenmesini bekledim. Hafif üzerine tarçın serptim ve servise hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.